Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeler, malumunuz artan şiddet olayları. İşte bu konuları masaya yatıracağız. Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Şöyle ki sanki pandemide hatırlarsanız dışarıya çıkma yasakları vardı. Çünkü havadan bile kapabiliyorduk o virüsleri. Şimdi de sanki bir şiddet virüs gibi dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Çünkü sanki her an başımıza bir şey gelecekmiş gibi. Bunun da sebebi artan şiddet olayları ve medyaya da bu kadar çok yansıması. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle de son günlerde medyaya yansıyan haberleri? Özellikle son günlerde medyaya yansıyan haberleri biz kliniklerde de çok çok inceliyor, işliyor olduk. Çünkü danışanlarımız artık sokağa çıkmaya korkuyoruz, endişe ediyoruz. İnsanlarla bir araya gelmeye endişe ediyoruz, iletişim kurmaya endişe ediyoruz demeye başladı. Farklı meslek gruplarından sürekli olarak yeni iletişim, yeni insanlarla tanışan danışanlarımız da işimi yapmakta bile zorlanıyorum, bir zarar görür müyüm, zarar alır mıyım diye. Bir taraftan aile, ebeveyn olan danışanlarımız evladıma bir şey olur mu, sokağa çıkaramıyorum, okula giderken yanında olmak istiyorum, takip etmek istiyorum ama mümkün olmuyor diyor. Haliyle biz psikiyatri hastanelerinde çokça bu durumla karşılaşıyoruz. Tabii burada medyadan dolayı insanlar haberdar oluyor ama iki tarafa da bölmemiz gerekiyor konuyu. Filtreli haber, yani hakikaten gerçek habere ulaşabileceğimiz, bizi kaygılandırmayacak, endişelendirmeyecek ama olayın ne olduğunu anlayacağımız ve aslında kendimiz için koruyucu faktörleri belirleyebileceğimiz habere ulaşmak burada çok önemli. Çünkü siz de biliyorsunuz çok fazla gerçek bir haberin ardından yalan yanlış bilgi de dolaşıyor. Ve filtrelenmeyince bu kişilerde çok ciddi patolojilere sebebiyet verebiliyor. Yani anksiyete bozuklukları, depresyonlar, sosyal fobi, dışarı çıkamama, eve kapanamama. Aynı dediğiniz gibi pandemi gibi şu anda da bir şiddet pandemisiyle karşı karşıyayız ne yazık ki. Altında yatan sebepleri hep konuşuyoruz aslında. Sanki Türkiye'nin de bir geçmişine mi dönmemiz lazım, bir çocukluğuna mı dönmemiz lazım sorularını da soruyoruz. Ama çok ilginçtir, biz de mesela sosyal medyaya yüklediğimiz zaman haberlerimizi bir haber kanalı olarak bakıyoruz ki evet şiddet olayları daha fazla işte izleniyor, tıklanıyor. Akabinde oraya fazla yorumlar yapılıyor. Akabinde kendi aralarında bile kavga ettiklerine şahit olabiliyoruz. Bu da çok ilginç. Bu konuda neler söylersiniz? Yani sosyal medya artık hepimizin çok rahat bir şekilde gezdiği bir mecra olmaya başladı. Bunun nasıl önüne geçilmeli? Şimdi burada özellikle sosyal medya ve ergenlerle ilgili biz psikologlar, biz ruh sağlığı uzmanları çokça çalışıyoruz. Çünkü sosyal medyayı ergenler bilinçli kullanamayabiliyor. Sosyal medyayı kullandıklarında oradaki filtreleme sistemini uygulayamayabiliyor. Biliyorsunuz birçok site var. Chat siteleri, haberleşme, sözel işte haberleşme siteleri ve burada hakikaten boyut atlamış bir şekilde iletişimler olabiliyor ve bu çocuk için doğrudan zararlı, doğrudan sözel şiddet içeren sistem. Çok güzel söylediniz, çocukluğa mı inmek lazım diye. Biz bireysel olarak çalıştığımız noktada evet hakikaten bu şiddet olayında çocukluğa iniyoruz. Çünkü şiddet çocukluk çağında kesinlikle bir ayak izi gösteriyor. Kesinlikle bir belirti gösteriyor. O yüzden buradan ebeveynlere sesleniyorum. Çok çok önemli. Çocuğunuzda bir davranış bozukluğu varsa, uyum problemi varsa, okulda sürekli olarak rehberlik servisine çağrılıyorsanız, sürekli olarak arkadaşlarıyla anlaşmada sıkıntı yaratıyorsa, size kendi fikirlerinden, planlarından normal dışı bahsediyorsa, çünkü ebeveynlere çocuklar bahseder, ya da çocuğunuzdan uzak kaldığınızı, ne yaptığını fark edemediğiniz, gizli gizli telefonuna baktığını, gizli gizli bilgisayarda bir şeyler araştırdığını görüyorsanız, işte bu şiddetin ayak izi olabilir. Her zaman şiddet vurdulu kırdılı olmak zorunda değil. Psikolojik şiddete de maruz kalıyor olabilir. Ebeveyninden saklıyor olabilir, tehdite uğruyor olabilir, tehdit ediliyor olabilir. Bunların hepsi olabilir. Burada tabii ki çok önemli bir çizgi var. Kesinlikle paranoyak olalım, sürekli her şeyi kontrol edelim, her şeye bakalım demiyorum. Ama insanlar çocuklarını ebeveyn olarak, bir ebeveyn olma sorumluluğunu aldıysa çocuklarını kontrol etmeli. Bu da sorumluluklarımızdan bir tanesi. Aslında biz
her birimiz ebeveynler olarak çocuklarımızın çocukluğuna baktığımızda bireysel olarak sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde, eğer bizim baş edemediğimiz bir şeyse bir uzmandan destek aldığımızda, bu okuldaki rehberlik birimindeki bir öğretmen de olabilir, bu bir klinik psikolog da olabilir, bu bir psikiyatri uzmanı da olabilir, destek aldığımızda önleyici faktörü yapmış oluyoruz. Ne yazık ki olduktan sonra ah vah psikolojimizi nasıl toparlayacağız demek çok faydalı olmuyor. Burada önleyici faktör. En önemli vurgulamak istediğim şey bu. Ebeveyn olarak, bireysel olarak çocuğumuzun sorumluluğunu alacağız. Çocuk sorumluluğu alamayacaksak da çocuk sahibi olmayacağız. Bu çok çok önemli bir nokta. Şimdi biz de açıklamaları önce haberleri veriyoruz tabii ki. Sonra açıklamalara bakıyoruz. Anne baba işte çocuğumun ne yaşadığından çok haberdar değildim. Ne yaptığını çok bilmiyordum şeklinde. Belki de odasında işte figürler bulunan haberleri hepimiz gördük. Detaylarına kadar indik. Acaba nerede, ailede mi hata acaba ya da çocukta mı bir hata var? Ama şunu da görüyoruz ki sosyal medyada bir takım yapılanmalar da var. Biz bunun farkında mıyız? Anne babalar bunun ne kadar farkında? Şimdi şöyle, aslında ipuçları ve ayak izleri var bu işin. Yani şöyle ipuçları var. Sizin de dediğiniz gibi haberlerin detaylarına da indiğimizde, haber yazabilmek için, psikolojik destek için ben de o haberlerin detaylarını okuduğumda anne babanın farkında olduğu konular ve gündemler var. Yani sıfır farkındalık noktası değil bu. Hakikaten bazı noktalar var ama şu vardır ya, konduramamak. Ya benim çocuğum yapmaz, benim evladım yapmaz. Hayır, öyle değil. Sizin evladınız bunu yapıyorsa, bu bir hastalıktan dolayı oluyorsa, bu bir zorlanmadan dolayı oluyorsa ya da bu bir taraf yüzünden zihin yıkanması tarafından oluyorsa, ebeveyn olarak biz bunun farkına varmak zorundayız. Tabii ki bilemeyiz hangi sitede hangi örgütlenme var, hangi yapılanma var. Burada anne babayı doğrudan suçlamak doğru olmaz ama biz bir şeylerin farklı olduğunu fark edebiliriz. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu çocuğun odasında neden bunlar var? Bu çocuğun evinde neden bunlar var? Bu çocuk okulu neden bırakıyor? Yani bunların hepsine bir bakmak lazım. Önüne geçemiyorsak, biz anlayamıyorsak, zihnimiz bu kısımda hani zorlanıyorsa, bu çocuğun daha önceden canına, etrafa zarar verme durumları da varsa, burada psikiyatrik bir durum vardır. Bizim her zaman dediğimiz ruh sağlığı uzmanları olarak anne baba görevini yapacak. Ruh sağlığı uzmanı bir psikolog, bir psikiyatrist kendi görevini yapacak. Ben çocuğumun arkadaşıyım. Olmaz. Çocuğunuzun arkadaşı olamazsınız. Ben çocuğumun psikoloğuyum. Hayır, asla ve kat'i surette çocuğunuzun psikoloğu olamazsınız. Çocuğunuzun sadece ebeveyni olun. Çocuğunuza dair sadece farkındalık sahibi olun. Bu yeter de artar bile. Çocuğunuzun arkadaşı, psikoloğu, doktoru, öğretmeni olmanıza hiç gerek yok. Çocuğunuzu fark edin. Yani ne amacı var? Bir çocuğa en belirgin olay şudur. Ne amaçlıyorsun, ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun, senin hayalin ne, hayattaki yerin ne, vizyonun ne? Biz ergenlerle çalışırken kliniklerde ilk sorduğumuz soruların başında şu gelir. Geleceğe dair bir hayalin var mı? Bakın, umutsuzluk aslında bu şiddet vakalarını artıran şey. Bu çocukların genellikle, bu ergenlerin genellikle, şiddet yönelimi olan kişilerin genellikle bir madde etkisi yoksa, bunu dışında tutuyorum, bir madde etkisi yoksa genellikle umutsuz oluyorlar. Bir beklentileri olmuyor hayattan. Bir gelecek hedefleri olmuyor. Zaten böyle bir hedef yok ve amaç ölmek ya da öldürmek, zarar almak ya da zarar vermek. Bir korku yok. Ya bu kısımları ebeveynler bilmek zorunda. Benim çocuğum ne istiyor, ne hedefliyor? Bu konuşulmalı. Bir yandan da şunu konuşuyoruz. Acaba bilinçaltına şiddet mi yükleniyor? Nerelerden yükleniyor? Artık bunun da çok fazla gündeme geldiğini görüyoruz. Sadece sosyal medya mı, arkadaş ortamı mı, işte aileden gelen bir takım eksiklikler mi? Böyle bir durum sizce var mı? Yani bilinçaltına gençlerin gerçekten şiddet mi işleniyor? Kesinlikle var. Birincisi, çocuklar ya da gençler, ergenler şiddete maruz kaldığında, bu ebeveynlerden kaynaklı da olabilir. Fiziksel ya da sözel, anne babanın birbiriyle barışması, evde küfür ortamı olması ya da itiş kakış ortamı olması, fiziksel şiddetin olması çocukları doğrudan etkiler. Çocukları aynamız olarak görebiliriz. Ama burada evde hiç böyle bir ortam yok. Bu çocuk ne?
neden böyle oldu ya da nasıl böyle oldu noktasında çevresel faktörleri de sorgulamak lazım. Siz çocuğunuzun arkadaş ortamını tanıyor musunuz? Bu çok önemli. Tanımak demek birebir vakit geçirmek değil ama çocuğunuz nerede, ne yapıyor, o 2 saat nerede, nasıl, kimle? Çocuğunuz eve geldiğinde bir maddenin etkisinde mi, bir alkol almış mı, kullanmış mı, gördüğünüzde, konuştuğunuzda kognitif, bilişsel olarak size tepkileri, reaksiyonları normal mi, her zaman olduğu gibi mi? Ya da o 3 saat orada ne yaptılar? Bunu bir sorgulamak lazım. Ama sen ne yaptın? Hesap ver gibi değil de konuşarak. Oğlum nereye gidiyorsun? Kızım nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Bak bana konumunu bildir, yerini bildir. Bir haberim olsun gibi bir taraftan. Yani eğer aile yakın olmak istiyorsa arkadaş olmasına gerek yok. Böyle de yakınlık kurulabilir. Ve annem ya da babam beni kontrol eder, nerede olduğumu bilmek ister kavramında da çocuğun olması çok çok önemli. Bir diğer taraftan evet, bazı çocuklarımız, bazı ergenlerimiz zihni yıkanmaya açık oluyor. Ve böyle durumlarda da onun zaaflarından yararlanabilecek işte sosyal platformlar olabiliyor. Ve suça sürükleyebiliyor, maşa olarak kullanılabiliyor. Böyle durumlarda var. Ama her ne olursa olsun böyle durumlarda da çocuk suça sürüklenmeye hazır da olsa, maşa olarak da kullanılsa ya da antisosyal kişilik özellikleri olup suça eğilimi ve yönelimi olsa da ebeveynlerin rolü yine çok büyük. Yani burada benim çocuğum yapmazdan kurtulacağız, böyle bir terim kesinlikle yok. Çocuğumuz için de zararlı. Çocuğunuz suça meyilli olabilir. Bunu görmek lazım, buna müdahale etmek lazım. Çocuğa destek olmak lazım. Hani burada bir hastalık zaten deyip bir kenara atmak, bu da gerçekçi bir yaklaşım değil. Bir hastalıksa psikiyatrik hastalıkların çözümleri var, tedavileri var, yolları var. Bu araştırılmalı. Hastalık ama dışarıda olan kişi bundan sorumlu değil. Sizin çocuğunuzun hastalığından sorumlu değil. Hastalığı var, o yüzden öyle oldu, nokta. Hayır, böyle bir açıklama çok çok geçerli bir açıklama değil ne yazık ki. Hep vardır ya anne babalarda bir savunma mekanizması. O öyle, o yemez, o böyle yapmaz, o onu işte sevmez şeklinde. Bunları biraz geride bırakmakta fayda var. Son olarak da şunu sormak isterim hocam. Çocuğumuzun kıyafetlerini işte temin ediyoruz, işte gıda eksikliklerini gideriyoruz. Ama bir yandan da maneviyatı için ne yapmamız lazım? Belki de şiddetin altında yatan en büyük sebeplerden biri de bu gözüküyor. Siz de katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyorum. Çok çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Hakikaten burada şimdi çocukları aslında yetiştirirken biz ebeveyn tutumunda şunu görüyoruz. Ya hocam yediği önünde, yemediği arkasında, işte okullara gidiyor, işte arkadaşlara, daha ne olacak ki? Ama daha ne olacak ki değil. Bu çocuğun maddi ihtiyaçları, madden ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da var. Bir kere bu çocuğun bir kimlik arayışı varsa o çocuğun o evin içindeki kimliği, yeri, konumu çok önemli. Bu çocuğun anne baba sevgisi, şefkatine ihtiyaç varsa, bu çocuğun anne babayla iletişimi çok çok önemli. Bu iletişimde kopukluklar varsa bunu önemsemek, çocuğa özel zaman ayırmak. Şu değil, işten 7'de eve geldim, 7 ile 8 arası çocukla oturduk yemek yedik. Hayır, zaten o yemek saatiniz. Ama çocuğa bir sormak, nasılsın, ne yapıyorsun, ne planlıyorsun, ne hedefliyorsun? Hayatın nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bak benim hayatımda bunlar oluyor. Zorluklar olabilir, kolaylıklar olabilir. Aile her zaman güvenli liman olmalı. Bu çok net bir aslında çizgidir. Aile, çocuk iyi de yapsa, kötü de yapsa aileyle paylaşabilmeli. Paylaşacak yakınlıkta çocuk hissetmeli kendisini. Çocuk kendisini aileyle yakınlığı paylaşacak durumda hissetmediğinde, cezalandırıcı bir ebeveyn olduğunda, yargılayıcı bir ebeveyn olduğunda, onu küçük düşürücü, onu kendi kötü hissettirici bir ebeveyn olduğunda çocuk gizli kapaklı birçok iş yapabilir ve bunun önüne geçemeyiz. E ne oldu? Ben ceza veriyorum. Hayır, o ceza işe yaramaz. Daha fazlasıyla karşılaşırsınız. Lütfen olabildiğince çocuklarınızla şeffaf iletişim halinde olun ve aynı zamanda da manen ihtiyaçlarında, tutunacağı ihtiyaçlarında, duygusal ihtiyaçlarında, çocuğun kimlik arayışında destekleyin. Çünkü böylelikle bunlar desteklenmediğinde sadece maddi desteklenen gençlerimiz kaybolup gidiyor. Çok üzücü sonuçlarını da toplumda görüyoruz. Bir de şunu son olarak sormak isterim. Hep deriz ya işte böyle büyük dehşetler saçtı, hatta işte suç makinesi, ama etrafında birçok kişi tarafından da çok sessiz, sakin birisiydi. Ya da ailesine sorduğumuz zaman aslında hiç böyle bir hayatı yoktu ama son dönemde böyle oldu. İşte o son dönemde aile, yakınlar, arkadaşlar
fark ettiyse bu durumu ilk olarak ne yapmalı? Şimdi aslında son dönemde olmaz bu yapılanma. Bunu açıkça altını çizmek istiyorum. Bu yapılanma uzun vadede olur. Yani bu bir kişilik yapılanmasıdır. Haberlerde karşılaştığımız durumlar. Haliyle sessiz, sakin, içe kapanık, kapalı kutu. Bunlar sağlıklı değil. Bunlar iyi değil. Çocukla ebeveyn iletişime geçmek zorunda. Ben hep babasına dedim, ben hep annesine dedim. Hayır, anne baba ayrı bile olsa, boşanmış ebeveyn bile olsa birlikte çocukları için bir araya gelecekler, gerekli desteği verecekler. Kendilerinin veremediği noktada, çocuğa müdahale edemedikleri noktada bir uzmandan destek alacaklar. Bunun ayak izleri, şiddetin ayak izleri, suçun ayak izleri, belirtileri hep vardır. Yeter ki anne babanın kulağı gözü iki kere açık olsun. Yani iki kere izlesin, iki kere baksın. Çünkü çocuk dünyaya getirmek çok kolay ama ona bakım vermek hakikaten çok meşakkat isteyen, çok uğraş isteyen bir alan. O yüzden çocuktan haberdar olmak zorundayız. Hocam çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isterim. Ben de çok teşekkür ederim. Özellikle burada ebeveynlere anne baba rolünü sahiplenip, üstlenip, bunu bir sorumluluk bilinciyle, bunu toplumda bir sorumluluk bilinciyle sahiplenmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Yetemedikleri noktalarda da mutlaka ruh sağlığı uzmanlarından destek alsınlar diyorum. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben de çok teşekkür ederim. Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.